Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bu aralar biraz kış temizliği vardı. Badana yapıldı evimde. Biraz böyle geciktim. Ben size havalar serinledi. Açın menekşelerinden bahsetmek istiyorum. Burada pembe bir menekşem var. Bayağı açtılar bu ara. Havalar düzelince yavaş yavaş açmaya başladılar. Beni de tabi sevindiriyorlar çok. Çok güzel tüp de vermeye başladılar ya, umarım yalancı tüp değildir. Yani tohum vermeye başladılar. Şurada bir tane daha pembem var. Onu da göstereyim size. Da çok güzel açtı. Sanki iki renk gibi arkadaşlar. Bakar mısınız şurada? Bir koyu pembe, açık pembe. İki renk gibi. Bir sürü tüp vermeye başladılar. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar. Umarım işte yalancı tüp değildir. Böyle merakla bekliyorum. Gözüm gibi bakacağım o şey tohumlara. Şöyle pembelerden tekrar göstereyim size. Burada güzel bir pembem daha var. Bu biraz fuşya'ya bakan bir pembe. Siz nasıl görüyorsunuz ekranda bilmiyorum ama çok sağlıklı gözüküyor. Yaprakları çok sert. Yaprakları sert oldu mu? Bilin ki çok sağlıklı bir menekşe. Tabi etrafındaki yaprakları için geçerli. Örmeye başladığı zaman kenarlardan başlıyor arkadaşlar. Bunlar yumuşamaya başlıyor, bu etrafındaki yapraklar. Burada daha önce göstermiş olduğum bir menekşem daha var, pembe biliyorsunuz. Bu gül menekşem benim. Bunun eflatunundan arıyorum. İnşallah bulacağım Bursa'da. Burada çok güzel bir menekşem daha var. Arkadaşlar çok sağlıklı açmaya başladılar. Vitamin veriyorum biliyorsunuz artık. Çok da güzel rengi. Az önce pembede de söz ettiğim gibi tüp vermeye başladı bunlar da. Bilmiyorum artık şey aslı çıkar mı? İnşallah. Güzel değil mi arkadaşlar? Ben rengini çok seviyorum bu menekşemin. Burada bir menekşem daha var. Çok meraklı beklediğim bir menekşe. Yeni aldım ben bunu. Açmasını bekliyorum. Bu çok güzel açan menekşelerden, yani cins menekşelerden. Burada çimeran var. Bu da çok güzel açtı arkadaşlar. Yaprakları inanılmaz sert. Burada eflatunum çok az bir şey kaldı. Çok güzeldi. Taç şeklinde açmıştı böyle. Artık biraz biraz böyle çiçekleri gidiyor. İnşallah ileriki zamanlarda tekrar açacak. Burada mor bir menekşem var arkadaşlar. Ben bu rengi çok seviyorum. Yaprakları nedense böyle çok böyle kısa kaldı yaprakları. Bol çiçeklendi. Biraz ilaç verdim ben buna, hastaydı. Yaprakları böyle lekelendi. Fark etmez. Işığın fazla geldiğine dair belirti bu yaprakların kısa olması da biliyorsunuz.
Işığı biraz ileri aldığımızda yapraklar böyle uzuyor, daha güzel oluyor. Ben öyle seviyorum en azından. Çok güzel açtı arkadaşlar. Gayet de güzel. Yapraklar sağlıklı. Burada yeni diktiğim bir menekşem var. Bunu yeni dikmiştim arkadaşlar. 8. ayda, yani Temmuz'da zannediyorum. Çok güzel gelişti. Fazla su vermiyorum arkadaşlar. Bu zannediyorum bu beyazlardan. Burada benim beyaz menekşelerim var arkadaşlar. Herkesin bayıldığı, çok seviyoruz dediği beyaz menekşelerim var. Onları göstereceğim size. Bu fitilli sulamadaki menekşe beyaz. Harika açtı arkadaşlar. Fitilli sulamada görüyorsunuz. Nasıl seraya koyduğumu anlatacağım şimdi size. Arkadaşlar bunda bir kapak vardı. Kapağın tabanını deldim. Ona diktim. Bu da gayet güzel tutmuş. Burada da mini gözüküyor ama yeni diktim bunu da arkadaşlar. Bayağı gelişecek. Yaprakları güzel. Ben bunu seraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle bir damacana kapağım var. Ortadan kestim. Böyle daha sağlıklı duruyor. En azından şu pastırma sıcakları var şu aralar. Onlar geçene kadar bu serada kalacak böyle. Harika değil mi arkadaşlar? Burada tekrar bir tane menekşem, beyaz menekşem daha var. Bunları ayırmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. O menekşe, bu ayırdığımız menekşe. Dibinden çok güzel tomurcuklar geliyor. Arkadaşlar bunları da aynı şekilde böyle yapıyorum. Damacanayı da böyle kapatıyorum. Daha güzel tutuyor. Bilginiz olsun. Şey, bunlara kola şişesini ikiye bölüp onları da geçirebilirsiniz tepelerine. Çok gelişimi güzel sağlıyor arkadaşlar sera yöntemi. Burada bir tane daha menekşem var. Onu da göstereyim size. Bu da harika açmak üzere. Bunu da seraya koydum arkadaşlar. Aynı demin söylediğim gibi bu damacanayı böyle biraz etrafındaki yapraklar yumuşamaya başlayınca suyunu azaltıyorum. Peçeteleri koyuyorum etrafına, böyle suyunu iyice aldırıyorum. İyice suyu gittikten sonra ben bunu seraya koyuyorum arkadaşlar. Siz de deneyin bakalım. Şey, kenarları yumuşayan menekşeler hemen diriliyor. Burada beyaz bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim size. Çünkü beyaz olduğunu nereden biliyorsunuz derseniz burada yazıyor. Burada yeni diktiğim bir menekşem var. Bunu tohumdan diye yazmışım buraya. Çok merak ediyorum nasıl şey renkli açacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Gayet sağlıklı duruyor. Burada bir tane daha var tohumdan menekşem. Onu da göstereyim. Videom bitmeden. Burada çift bir menekşem var. İki tane. Biraz daha büyüsün ayıracağım inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.